Sevgili filmler ve filmler ailesi, naber? Türk sinemasında gün geçmiyor ki yeni bir komedi yapımı vizyona girmesin. Evet, biz de girmesin istiyoruz. Ama giriyor. Neyse, sakin olun, bu sefer yaz ayları standartlarının üstünde. Şimdi sektörden olmayanlar bilmeyebilir. O dostlarımız için anlatayım. Yaz aylarında genelde böyle çerçöp işler vizyona girer. Kış aylarında ise büllüklü olanlar girer. Dikkat et, kaliteli demedim. Çünkü Recep İvedik mesela Şubat ayında giriyor. Ağustos ayında vizyona girecek olan yapımımızın adı Şansımı Seveyim. Muhtemelen öteki türlü yazamadıkları için Rütük vesaire etkenlerden Seveyim yazmışlar. Mesela bir dönem O Çocuklar da aynı taktiği kullanmıştır. E tabi afişe yazarsan kimse sinemaya gitmez. Ama merak edip giden de olabilirdi hani kimden bu diye. Fragmanı yayınlanan bu yapımı yazın en iyi ve gidilebilir yerli yapımı seçmekten öner duyuyoruz. Tabii ki övmeden önce yerelim. Karşımızda yine bir Vine fenomeni var. Ali Kundilli gibi bir badireyi bizlere atlattırmış, hiçbir yanı sinema kokmayan ve tamamen Faruk Aksoy'un deyimiyle yeni Recepler üretme kaygısıyla vizyonu işgal etmiş bu yapım hakkında görüşümüzü daha önce paylaşarak "Hay şansımızı seveyim" demiştik. Lakin zaman geçti, Cem Gelinoğlu kendisini geliştirip daha akıllıca davrandı ve etrafını Zerrin Sümer, Sinan Bengiyer gibi usta oyuncularla doldurarak kısmen özgün senaryo ve iyi bir yönetmen ile Şansımı Seveyim diyerek beyaz perdeye tekrar daldı. Hikayesini yorumlayacak olursak, adından da mütevellit, cunubet olsan bu kadar bahtsız ve şanssız olursun şeklinde dolanan abimizin başına gelen komik vakalar. Yani aslında ultra bir durum yok. Fragmanda gördüğümüz kadarıyla yine hikayede ne var? Ne var? Aşk. Oğlum neden? Aşk sokmasanız olmuyor mu? Ama şunu söyleyelim. Yine fragmanda gördüğümüz kadarıyla karakterin yapısını ve senaryo matematiğini sarsmayacak şekilde bu aşk tamamlanamıyor. Neden? Şanssız olmuyor. Olamaz yani. Mümkün değil. Gerçi muhtemelen yine finale doğru o aşk filizlenir anasını satayım. Türkiye'nin film ve film bakanlığı olarak buradan dünya sinemasına sesleniyor. Oğlum, bacım, biz izleyiciler olarak hikayenin hümbür hümbür ilerlediği dakikalarda gereksiz bir aşk istemiyoruz ya. La istemiyoruz. Bak, Transformers 5'in galasına gittim. Eleştirel parodisini yapacağız. Merak etmeyin. Ücretsiz olacak. Şöyle bir sahne vardı. Şimdi bizi izleyen dostlara buradan itibaren La değil, ne spoiler amına. Bak buradan Mark Wahlberg. Koy burayı. La koy, bir şey demeyeceğim. Bir şey yapmayacağım. Naber? Abi bunlar böyle dururken arka tarafta dünyaya gezegen giriyor. Bak meteor falan değil amına koyayım. Gezegen giriyorlar. Peki o sırada ne yapıyor? Öpüşüyor. Kısaca Allah belanızı versin. Millet robot izlemeye geliyor. Mark'ın götürmesini değil. Yani Şansımı Seveyim de yersiz bir aşk muhtemel. Vine'cıdan sinemacı olur mu? Olmaz. Ama yanları doldurduğun takdirde iyi yetişirsin. Bu da herkese tavsiye olsun. Küfür var mı? Var. Ama ustaların da dediği gibi yerinde kullanırsan komik ama içine sıçarsan pis kokar. Ben her zaman olduğu gibi siz dostlarımızın cebindeki 15-20 lirayı düşünerek doğru yapımlara yönlendirme görevimi sürdürüyorum. Karar senin. Gitmek veya gitmemek. İşte bütün mesele bu. Ağustos ayında sinemaya gideceksen ahana buna git. Para yolda bulunmuyor. En azından oyunculuk görürsün. Kısacası Kundilli ile daldım bu zalim piyasaya, iyi iş yapsın diye şansımı deniyorum, vizyondayım Ağustos'ta temalı bu yapım bizim için gidilir. Ha, bana sorarsanız hava çok sıcak hacı, denize git.